1 Nisan'da bir şaka yaptım, hatırlıyor musunuz? Adayınız var mı, evlenmek istiyor musunuz sorusunu sorduğumda Murat'ın verdiği cevap ve Mehtap'ın tepkisi oldu. O kafalarımızda bir soru işareti, doğurdu mu doğurmadı mı? Doğurdu. Şimdi şu görüntüler bakalım efendim, sizin fikirlerinizi nasıl etkileyecek? Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yım, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ali Mehtap gözyaşlarını tutamıyor. Sence neden? Şu görmüş olduğum... Yani keşke böyle bir konumda olmasaydık. Mehtap, çok çok özür diliyorum. Henüz daha bir yola başlamadan burada kesmek istiyorum. Ne? Şu görüntülerde de benden daha çok sevdiğini görüyorum. Ne? Henüz ben bir yola yolun başındayım. Senin isterin kadar kuvvetli değil benim isterim. Murat'ınki kadar mı değil? Değil, çünkü biz daha yolun çok çok başındayız. Ben Mehtap'a seni seviyorum, aşığım demedim. Ben gerçekten özür dilerim. Ve sandığa giderken bunu gözünde bulundurup ona göre yazmanızı istiyorum. Mehtap'ın kalbini kırdığın için senden nefret ediyorum. Senin üstünde etiket olma, korkma. Seni yazmamın sebebi seninle aynı çatı altında kalmak istememem. Belki yanlış da anlaşılabiliyorum, biliyorum ama. Ve şu anda da ya Ali ya da Mehtap bu eve veda etmek üzere. Ali ne yaptın sen? Ali ne yaptın sen? Bunu nasıl... Beşerdim. Nasıl yaptın? Dik dur. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Dik dur. Hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Ben bu kadar kısa bir rüya görmedim hiç. Ben hiç bu kadar kısa bir rüya görmedim. Çek ellerini üzerimden. Git Murat'a destek ol. Dik dur. Bırak ya. Ali. Mehtap, istesen de istemesen de bu evdesin, güçlü olacaksın ve yarın yepyeni bir güne başlayacaksın. Çek Nur'a gidiyor. Gel, gel. Ali. Yapamazsın bunu, yapamazsın, bu kadar basit değil. Böyle yapamazsın, bu kadar. Kısmet belki denerim. İnşallah Murat olmaz evde o zaman. Nasip değilmiş. İnşallah daha uygun edeceğimi de bilemiyorum. Ya benim için zor. Gözyaşlarım her şeyi açıklıyordur.